kıymetli il başkanım, SKM başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, merkez ilçe başkanım, teşkilattaki değerli abilerim, ablalarım ve bu bizim için mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli ablalarım, abilerim, bana yol arkadaşlığı yapan kıymetli kardeşlerim, hepiniz adaylık başvurumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülke olarak çok ağır yaralar aldığımız, acısını yüreğimizin en derinlerinde hissettiğimiz, Elazığ'ımızın da içinde bulunduğu 11 ilimizi derinden yaralayan, asrın felaketi olarak lanse edilen Kahramanmaraş merkezi depremler ve dün yaşadığımız sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız felaketler çok büyük, acılarımız çok büyük ama bu acıyı devletimizle, milletimizle omuz omuza saracak, yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız inşallah. Kıymetli büyüklerim, yaşadığımız bu büyük acıya rağmen anayasal çerçevede yapılması gereken bir seçim var. Ülkemiz, milletimiz ve yarınlarımız adına büyük önem taşıyan bir seçimin arifesindeyiz. Biliyorum ki 14 Mayıs'ta olacak olan seçim, 2001 yılında milletin bağrından çıkan AK Parti'mizin milletiyle omuz omuza Türkiye 100 yılı destanını yazacağı tarihin başlangıcı olacaktır. Ülkemiz son 21 yılda AK Parti'mizin iktidarıyla savunma sanayisinden teknolojik devrimlere, sağlıktan ulaşıma, özgürlükten güçlü dış politikaya adeta devrim niteliğinde kazanımlar elde etmiştir. Türkiye 100 yılı bu güçlü kazanımların daha büyük bir ivme kazanacağı bir dönem olacaktır. Kıymetli büyüklerim, değerli ağabeylerim, ablalarım, bu kritik seçimlere girerken en çok da geçmişi hatırlamalıyız. Bugün ülkeyi yepyeni bir yüzyıla hazırlayan AK Parti'ye karşı birleşen zihniyetin dününü hatırlatmalıyız. Bugün millet olarak ezanları susturanların mı yanında olacağız? Yoksa en büyük hayalimiz olan Ayasofya'yı ezanlarla buluşturan AK Parti'mizin mi yanında olacağız? Bugün bacılarımıza en büyük zulmü yapan, başörtüsüne bez parçası diyenlerin yanında mı olacağız? Yoksa başörtüsünü özgürlüğüne kavuşturanların mı yanında olacağız? Bugün uçak fabrikalarını, silah fabrikalarını, motor fabrikalarını kapatan zihniyetin mi yanında olacağız? Yoksa kendi arabasını, kendi helikopterini, kendi İHA'sını, kendi SİHA'sını üreten AK Parti'mizin mi yanında olacağız? Bugün Avrupa'dan medet umulan zihniyetin mi yanında olacağız? Yoksa yumruğu masaya vuran ve sesi gür çıkan Türkiye'mizin mi yanında olacağız? Biliyorum ki AK Parti'miz bu seçimlerde vatanına, milletine, yarınına sevdalı olan halkımız ile bir kez daha destan yazacaktır. Kıymetli büyüklerim, değerli yol arkadaşlarım, henüz daha çocuk yaşta sevdalandığım ve yaklaşık 10 yıl boyunca bu davaya Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Merkez MKYK Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunup hizmet eden bir kardeşiniz olarak bu yolculuğun bir parçası, bir neferi olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Gençliğimin en güzel yıllarını bu çatı altında, AK Parti'nin çatısı altında geçirdiğim için Rabbime hamd ediyorum. Kıymetli büyüklerim, bugün gençliğimizin enerjisi, heyecanı, dinamizmiyle ülkemize, milletimize ve aziz şehrimize hizmet etmek için yeni bir başlangıç yapıyorum. Milletimizle omuz omuza yazacağımız Türkiye 100 yılı destanına daha fazla katkı sağlamak adına Elazığ Milletvekilliği aday adaylığımı sizlerle paylaşıyor. Değerli teşkilatımızın
ve siz aziz hemşehrilerimizin desteğini bekliyorum. Geleceğimizi inşa edecek ve istikbalimize yön verecek bu seçimlerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok kıymetli Seçim Koordinasyon Merkez Başkanım ve yine çok kıymetli geçmişte beraber teşkilat içinde çalışma arkadaşlığı yaptığımız, bir abisi olarak birlikte yol yürüdüğümüz, şu anda da aday adayı olan Murat kardeşimi ve aynı zamanda onunla birlikte buraya kadar gelmiş Haziron'u ve dava arkadaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle çıktığı yolda Rabbim yolunu, bahtını açık etsin. Hakkında ne hayırlıysa Rabbim onu nasip etsin. Biz birlikte yol yürümüştük. Birbirimizi de iyi tanırız. Ve dava ahlakını, dava anlayışını da birlikte çok uzun zaman sürdürdük. Şimdi o aday adayı, biz il başkanıyız. Sizlerden hasreten özel bir ricam var. Bugün aday adayı. Bizler nasibe inanan insanlarız. Bu sayısını şu anda bilemediğim aday adayları arasından 5 tane adayımız çıkacak. Ve bu çıkan 5 aday çok değerli, şerefli, onurlu liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkacak. O 5 adayımız çıktıktan sonra sizlere ve bizlere düşen hayırlısı buymuş, nasip buymuş. O 5 tane adayımızı başımızın üzerinde misafir edip onlarla birlikte yol yürüyelim. Gönlümüzden geçenler her zaman olmuyor, olmayabilir. Dolayısıyla özellikle Murat kardeşimin çok önemli bazı konulara temas etti. Ben tekrara düşmemek adına oralara girmiyorum. Bir beka meselesinden bahsettiğimiz bu süreçte benden biz kavramını mutlaka oluşturmak zorundayız. Yoksa dediğim gibi insanız. Her birimizin gönlünde de farklı farklı aslanlar da yatar. Çok doğal bir şey. Ama ülkenin gelmiş olduğu süreçte beni bir kenara bırakmamız gereken en üst limiti yaşıyoruz. Biz olmak zorundayız ve hep birlikte gece gündüz şu kısa kampanya süresinde çalışmak zorundayız. Aksi takdirde bir kişi çalışmadığı zaman, bir kişi sırtını döndüğü zaman bir eksik bizim için çok önemli bir eksik olur. Sizler ülkenin içerisinde olduğu durumu en az benim kadar bilen insanlarsınız. Şu yakın zamanda önemli bir afetten geçtik ve afetin yaraları da şu anda sarılmaya devam ediliyor. Ama şükrolsun ki, hamdolsun ki böyle dirayetli bir liderle birlikte hem siyaset yapıyoruz hem ülke yönetiminin içinde bulunuyoruz. Bizler siyasetimizi doğru ilkeler üzerinde yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim siyaset ahlakımızda başkalarını karalamak, iftira ve benzeri yalan kampanyalarının içinde bulunmak asla ve asla sadece siyasetimiz değil, o ikinci şıkkı. Öncelikle inandığımız değerler bize bunu yasaklıyor. Dolayısıyla biz doğru insanların yanında durarak, doğru şeyler söyleyerek bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere nerede neyi nasip eder bilemiyoruz. Bugün buradayız. Bir takım makamları temsil ediyoruz. Yarın farklı yerdeyiz. Ama asla vazgeçemeyeceğimiz bu coğrafyadır ve bu coğrafyanın hassasiyetleridir. Gerçekten bu yakın zamanda yaşanmış bu afetin yaraları uzun bir süre devam edecek. Ve bunun ilk yansımalarından bir tanesi hem bölgeye hem de ülkeye çok ciddi anlamda maddi manevi acı travmalarıyla birlikte bize şu an için kaldı ve bununla mücadelesine devam ediyoruz. Hemen yine seçim kampanyamızda bugüne kadar 21 yıldır çok çeşitli seçimlere girdik ve çok çeşitli kampanyalarla o seçimleri yürüttük. 100'ün üzerinde bizim şarkı ve marşlarımız vardı. Onları da hazırlamıştık bu seçimde. Ama Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız dedi ki
Onları bir kenara bırakalım. Yaralarımız var, acılarımız var. Daha sessiz bir kampanya, diğer bir ifadeyle birebir, yüz yüze bir kampanyayla bu kampanyayı bitirelim. Çünkü önceliklerimizin yeri değişti. Dolayısıyla bir sakin ve yüz yüze bir seçim kampanyasını yapacağımız, o coşkulu mitinglerin olmayacağı, buna göre de seçim kampanyamızı bunun üzerinden şekillendirmeye devam ediyoruz. Biz SKM yönetimimizi oluşturduk, onlar gerekli çalışmalarını yapıyorlar. Dolayısıyla tekraren söylüyorum, konuyu da çok fazla uzatmak istemiyorum, sizleri de sıkmak istemiyorum. Gerçekten bize ve kendinize inandığınız gibi bu 2023 seçimlerinin de çok önemli bir seçim dönemi olduğuna inanın. Bunu sadece laf olsun diye ya da bir seçimi kazanmak anlamında bir cümle sarf etmiyorum. Yarın geç olmadan, tabir yerindeyse üçlü beşli sohbetlerde ah vah etmeden 15 Mayıs sabahına hep birlikte yüzümüzün ak bir şekilde çıkması için önce lidere ve arkasından da ekibe gerekli destekleri verirken ama, fakat, lakin gibi cümleleri kullanmadan yanında yer alarak bu mücadeleye destek vermenizi hasreten rica ediyorum. Buraya kadar geldiniz, yoruldunuz ve değerli kardeşime destek verdiniz. Ben de her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah sizleri var etsin. Yolunuz, yolumuz ve bahtımız açık olsun.